Afet sonucunda ürünleri zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Ürünleri zarar gören çiftçilerin borçları 1 yıl ötelendi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik konuyla alakalı açıklama yaparak çiftçilere uyarılarda bulundu. Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı'nın, Bakanlar Kurulu'nun çiftçi borçları ertelenmesiyle ilgili bir kararnamesi çıktı. Onu şu anda sizlere ben paylaşıyorum, okuyorum. Yangın, aşırı sıcak zararı, Samyeli, Çil, Heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kıra, don kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri ve seraları zarar gören çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 10 Nisan 2015 tarihli 2922 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 01.01.2015 12.31.2015 tarihleri arasında çeşitli afetlerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları hasar tespit komisyonunca tespit edilen çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi olan düşük faizli kredi borçları %3 faiz tahakkuk edilmek suretiyle 1 yıl süreyle ertelenmiştir. İnegöl'de don olayı yaşandı mı sorusuna Çelik, İnegöl'de bazı bölgelerde don olayı yaşandı diye konuştu. Şimdi don olayı özellikle Dipsiz Göl, Maden ve Değirmenler bölgesinde yani böyle bir %30 civarında etkili oldu. Özellikle şeftali ağaçlarında bir don olayı oldu. Tabii ki diğer ürünlerde de işte biraz var yani öyle söyleyeyim.